Merhaba işte Letnet izleyenleri. Bu videomuzda ofisler arası güvenli bağlantıyı konuşacağız. Yanımızda Türknet Kurumsal Proje Danışmanı Erkan Esin var. Erkan Bey merhabalar. Merhabalar. Ofisler arası güvenli bağlantı dediğimizde aslında direkt olarak izleyenlerimizin aklına bir şey oluşmayabilir ama şöyle düşünsek doğru mu düşünmüş oluruz? Öncelikle onu sorayım. Birçok mağazanın birçok farklı noktada, işte Türkiye'nin birçok farklı noktasında şubesi oluyor. Bu şubeler arasında aslında bir güvenli bağlantıyı ifade ettiğini söylesek doğru mudur? Doğrudur. İşte bildiğiniz gibi Türkiye iyi bir üretici ve çok güçlü, küçük, orta ve büyük ölçekli firmalara sahip. Ve biz de açıkçası tüketime endeksli bir toplumuz. Alışveriş merkezine gidiyorsunuz, bir şey almak istiyorsunuz. Bir ayakkabı. Gittiğinizde burada ayakkabının bir hikayesi var, bir yaşanmışlığı var ve bazı durakları var. İşte fabrikada üretiliyor, buradan depoya gidiyor, depodan Türkiye'deki diğer illerdeki depolara aktarılıyor. Yolda bir ömrü geçiyor, sonra raflara gidiyor ve burada sizin onu almanızı bekliyor. Siz ona ulaşana kadar da firma sahibi de bu ayakkabının durumunun ne olduğunu merak ediyor tabii ki, yani gönderdikten sonra. Bu noktada ofisler arası güvenli bağlantı aslında ön plana çıkıyor. İşte mağazayı orta noktadaki depoya, bölge deposuna, onu ana depoya, onu merkeze bağlaması, iletişime geçirmesi lazım ki stok takibi yapılabilsin. Ya da siz mağazaya gittiğinizde ayakkabının, beğendiğiniz modelin numarasını bulamıyorsunuz o mağazada. Ne kadar günde gelir acaba dediğinizde size mağazadakiler anında sistemlerine bakıp cevap verebiliyorlar. İşte bu akışı sağlayabilmek adına ofisler arasında güvenli bağlantı ihtiyacı doğuyor. Burada kesinlikle internete açık olmayan, rekabet ortamını koruyabilmek için ve mağazalarında herhangi bir saldırı durumuna maruz kalmamak için ofisler arası güvenli bağlantıyı tercih ediyorlar. Aslında burada anladığım kadarıyla güvenli vurgusu oldukça önemli. Peki bu bağlantı nasıl kurulabiliyor? Bunun farklı yöntemleri nelerdir? Şimdi günümüzde internet dünyası çok geniş bir dünya. Artık milyarlarca insan internetten istedikleri bilgiye anında ulaşabiliyorlar ve hangi ülkede olduklarının hiçbir önemi yok. Hemen hemen dünyanın her yerini görüntüleyebiliyoruz. Bu noktada tabii bu milyarlarca insan farkında veya farkında olmadan da sizin iş akışınıza engel olabilir. Bunu engellemek için öncelikle mantıklı olan aslında ama maliyeti çok yüksek olan tabii ki de noktadan noktaya hatlarımız var. Noktadan noktaya hat çeşitleri var. Bunlarla bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu hatları kullanabilmek için ciddi derecede bir network bilgisine sahip bir ekibinizin olması lazım. Çünkü bu hatları talep ettiğinizde A noktası ile B noktası arasında bir tane hat tahsis edilir. Network farklı katmanlardan oluşur. Çok alt katmanda tahsis edilen bu hatları sonlandırmak için çok ciddi maliyette ekipmanlar alırsınız. Ve bunun arkasında sadece iki nokta arasında bu hattın bir ucu ve diğer ucu gibi burada veri alışverişini sağlarsınız. Tabii bunun eğer çok fazla şubeniz varsa bunu uygulamak çok da mantıklı ve cazip, akılcı olmayacaktır. Böyle durumlarda biraz daha ölçek büyüdüğü takdirde IPsec dediğimiz IP security sistemleri daha verimli olabilir. Burada da durum biraz farklı. Noktadan noktaya bir hat yok. İnternet bağlantısı var. Milyarlarca insanın kullandığı internet havuzuna dahil oluyorsunuz. Kendi iş yerinizi dahil ediyorsunuz. Burada da diyorsunuz ki benim iş yerimin bir şubesi var. Bu şube merkezli. İki farklı ekipmanı koyup bu ekipmanların konuştukları ortak bir dil var. Bu dilde bir kodek ve dekodek yaparak veriyi güvenli bir şekilde aktarıyor. Fakat tam anlamıyla güvenli mi değil. Çünkü yine de internet dünyasının üzerindesiniz. Sadece verinizi enkript ediyorsunuz. Bu yüzden de bu cihazlara dışarıdan atak alma ihtimaliniz var. Ya da iki şubeniz yok, üç şubeniz yok, beş şubeniz yok. Yüzlerce var. O zaman merkezde kullanacağınız bu enkript ve dekript eden cihazınızı çok güçlü kapasitede tercih etmeniz lazım. Bunların da maliyetleri oldukça yüksek. Üçüncü önereceğimiz, ki bizim müşterilerimize kesinlikle önerdiğimiz yapı, MPLS VPN yapısı. MPLS VPN aslında bu ofisler arası güvenli bağlantı metotlarında en basit olanı diyebiliriz. Çünkü kullanımı çok kolay.
herhangi bir ekipmana ihtiyacınız yok. Sizin IPsec tarafında yaptığınız işlemi, sizin yapmak zorunda olduğunuz işlemi bir müşteri olarak burada biz üstleniyoruz. Servis sağlayıcı olarak bu operasyonu tamamen biz yürütüyoruz. Böylelikle sizi bu operasyonu yürütmek için bir çalışman ekibinizden kurtarıyor. Yeni mağaza açmak istediğinizde bir de zaman sıkışıklığı var çünkü. AVM'lerin inşaatı tamamlanır, hemen açılır ve bunların içerisinde eğer mağazalarınız varsa ve bu mağaza zincirlerini genişletiyorsanız çok sıkışık bir zamanda hemen gidip mağazayı hazırlamanız lazım, açılışa yetiştirmeniz lazım. Bu noktada da MPLS VPN kullanarak bu operasyonun büyük bir kısmını servis sağlayıcınızda bırakıyor olmak çok daha verimli olacaktır. Bu şekilde 3 farklı metotla bizler şu an ofisler arası güvenli bağlantı servislerini bütün Türkiye'de kullanılıyor, kullanılmaya devam ediyor. Peki bahsetmiş olduğunuz bu ağın yönetimi tam olarak nasıl gerçekleşiyor? MPLS VPN yapısında bizler müşterilerimize yönetilen servis kapsamında hizmet veriyoruz. Bunun ne olduğunu hemen açıklayayım. Yönetilen servis mağazanızdaki ekipman, donanım, bunun önündeki hat, bu ekipmanın uzak alanda bağlantısını sağlayan hat, merkezinizdeki hatlar, burada kullanılan elektronik haberleşme cihazlarının hepsinin yönetimi TürkNet'tedir. TürkNet bu ekipmanlar üzerinde veya hatlarda yaşanacak herhangi bir arızada yaklaşık 20 dakika bir sürede sizi arar. Hattınız düştü, koptu, kesilme var. Mağazanın elektriğini mi kapattığınızdan başlayan bir sorgulama başlar. Yani burada ekipler olaya müdahale ederek durumun ne olduğunu anlayıp en kısa sürede sahaya çıkıp bu ekipmanı yenisiyle değiştirene kadar varan bir arıza çözüm süreci var, operasyonu var. Bunu müşterimize aynı zamanda veriyoruz. Tabii ki bu da müşterimize çok kısa sürelerde böyle bir servisi aldığı için de kesintisiz olarak hizmetin sürekliliğini sağlayabiliyor. Bu da onun ekonomik anlamda tabii ki de operasyonun aksamamasına neden oluyor. Böylelikle bir operasyon satın almış oluyor bizim tarafta da. Peki müşteri tarafında müşteriler ne gibi avantajlara sahip oluyor TürkNet tarafında? Yani yeni bir lokasyon eklenmesi veya mevcut hizmetin kontrol edilmesi tarafında? Mevcut hizmetin kontrol edilmesi anında bizler müşterilerimize bir portal sunuyoruz. Burada bizden almış oldukları bütün servisleri görebiliyorlar. Bu servisler üzerindeki kullanımlarını inceleyebiliyorlar. İhtiyaç anında buradaki grafiklerden ihtiyaçlarının ne derecede doğru olduğunu tespit edip bunları talep edebiliyorlar. Yeni lokasyon eklemek istediklerinde de MPLS VPN öyle bir şey ki sanki siz Adana'daki ve Gaziantep'teki iki noktayı yan odanızdaki bir bilgisayarmış gibi kullanıyorsunuz. Şimdi böyle olunca da bize sadece o lokasyonun adresini, telefonunu ve o lokasyonda kullanmak istediği IP bloğunu verdiği takdirde biz geri kalan bütün operasyonu sağlıyoruz. Müşteriye sağlamış olduğumuz o VPN bulutunun içerisine o lokasyonu da dahil ediyoruz. Ondan sonra müşterimize diyoruz ki evet bu lokasyonunuz hazır. Geçin kasanızı, post cihazlarınızı, kameralarınızı ya da belki bu hatlar üzerinden telefon görüşmesi de yapabilir. Bu telefon görüşmesi için olan ekipmanlarınızı kuruyorlar. Sonra da bize şunun bilgisini veriyorlar. Biz bu ekipmanları kurduk. İşte atıyorum benim stok takibi yaptığım yazılımım çok önemli. Bana bunu önceliklendir. Yani bu akan trafiğin içerisinde de biz o yazılımın kullandığı portları belirleyip bunlara öncelik tanımlayıp bir QoS dediğimiz protokolle onları işliyoruz. Son olarak satın alma maliyeti tarafında diğer yöntemlerle karşılaştırırsak ne gibi sonuçlar alıyoruz? Burada da MPLS VPN çok açık ara fark gösteriyor. Çünkü IP Security'de cihaz almanız gerekiyor. Noktadan noktaya hatların maliyetleri çok yüksek. Ama MPLS VPN günümüzde şu an kolayca erişebileceğiniz geniş bant çözümlerinden farklı ekipman kullanmaksızın satın alabileceğiniz, uygulayabileceğiniz, istediğiniz zaman adedini arttırabileceğiniz ve size ekstra operasyon çıkartmayan en ekonomik yöntem olarak gözüküyor. Peki Hakan Bey, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.